Adana'da Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ar-Ge çalışmasıyla denizden yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki tesislerde karides yetiştiriyor. 300 bin yavru karides de çiftlik kuran girişimci yılda 400 bin lira kazanabiliyor. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nce Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve KOSGEB'den alınan krediyle 7 dönümlük alanda karides kuluçkahanesi kuruldu. Şu anda iki tane var herhalde. Yine nasıl hareket ettiğini göreceksin. Kuluçkahanedeki havuzlara Adana'ya 65 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesinden 30 tonluk su tanklarıyla deniz suyu taşınarak karides yetiştiriciliğine başlandı. Karides Kuluçkahanesi'nin sorumlusu su ürünleri mühendisi Asuman Beksarı, devletten 260 bin lira kredi aldıklarını belirtti. Karides ciddi kar marjı yüksek olan bir ürün. Bu yüzden de yastığın altındaki altınları eğer karidese dönüştürürler, karides yatırımına eğer sevk ederlerse altın kadar, altından daha çok kazanılabilir. Neden? Hem parasal olarak kazanırsınız, hem kişisel olarak sizi bir tatmin duygusu yaşatır, üretimdir. Hem ülke ekonomisine kazandırırsınız, hem Avrupa'da, orada, burada dış ticarette söz hakkına sahip oluruz. Hem de istihdam yaratırsınız. Yani bunun çok daha fazla geliri var. Yani 10-15 yıl önce böcek olarak bilinen karidesin artık içerisindeki yağ asitleri bakımından, protein kalitesi bakımından, mineralleri ve vitaminleri bakımından o kadar özel bir deniz ürünü olduğu keşfedildi ki artık insanların bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden de buna yatırım yapması gerekiyor. Türkiye'nin ürettiği karidesler avcılık yoluyla geliyor. Bu 1-2 ay sonra karides piyasada kalmıyor. Bu durumda piyasada bir açık var. Ne yapılıyor? Çin'den, Hindistan'dan uygun fiyata, ucuz olsun diye dondurulmuş paketlere konmuş böyle büyük paketlerde ithal ediliyor. Bizim hedefimiz ithalat yoluyla giden paralarımızı kendi potansiyellerimizle üretebiliriz. Bu aklımız ve emeğimiz var. Ve kesinlikle ihraç edebiliriz ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunabiliriz.